Hiç rahat değilim. Ama yapacağız. Geçen benimle Süheyla muhatap olsun. Ömer'e bakın bir gülesim geliyor. Yani, abi tırsı olsa bak nasıl öptürüyorum. Ama YouTube mutup olayı var. Herkese merhaba. Aydın ve Dedikler Akademi. Ben mi girsem acaba? Teşekkürler. Peki baştan alma şansımız yok. Baştan alma şansımız yok. Stajyer avukat Kaan Bayramzade ve stajyer avukat Furkan Türkan'la birlikteyiz. Türkiye'de stajyer avukatları konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Şimdi bize kısaca kendinizden bahseder misiniz programdan önce? Tabii, ben Kaan Bayramzade. Öncelikle bugün IBM Denetler Kurulu'nun programına davet edip teşekkür ederiz. Program akışına geçmeden önce kendimi tanıtayım. Şu anda stajyer avukatlık görevi icra ediyorum. Keza Furkan arkadaşımızın da stajı bitti. Şu an ünvansı dediğimiz durumda avukat yeni bekliyor. Avukat da fırsatını bekliyor. O da inşallah avukat olacak. Stajlarımla alakalı sorunlar konuşacağız bugün. Ben de stajımın ikinci alt ayına girdim. İnşallah güzel bir program akışı olur. Güzel bir şekilde programda devam ettiririz. İsmim Furkan Türkan. Stajyer avukatım diyemiyorum açıkçası. Şu an stajım bitti. Fırsat bekleme aşamasındayım. Açıkçası böyle bir teknikin tarafımıza yöneltilmesi de bizi çok mutlu etti. Biz teşekkür ediyoruz. İsterseniz program hoşuna geçebiliriz. Kale'ye yönelik olacak ilk sorum. Öğrenciyken staj yapmanın yasal staj başlangıcındaki etkisi nedir? Öğrenciyken staj yapmayı tavsiye eder misiniz? Şöyle, ben stajımı aslında öğrenci stajı çok yaptım. Haftada 4-5 gün boyunca okula gidiyordum. Oradan okul çıkışlarında da direkt büroya gidiyordum. Bürodaki işlerimizle ilgileniyordum. Bana çok büyük yararı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de teori ile pratik arasında çok büyük bir fark var. Hani biz işte Anglo-Sakson hukuk sistemiyle ya da Kanada Avrupası hukuk sisteminden daha farklıydı aslında aile gibi görünse de. Teoriye göre çok büyük farklar var. Ben öğrenciyken çalıştığımda hani staja başladığımda sudan çıkmış balık gibi olmadım. Biraz daha işleri biliyordum işte uyap vesaire, lekçe aşamalarını daha vakıftım. Bana çok büyük yararı oldu. En büyük verebileceğim tavsiye de öğrenciyken staja başlamaları. Ama tabii 3. sınıfın hukuk fakültesinde özellikle dersleri ağır oluyor. Son sınıfta eğer ortam olarak iyiyse, hani işte okula olan derslere bilginin alakanın düşmeyeceğinden eminse hukuk fakültesi öğrencileri bence son sınıfta kesinlikle staj yapmalılar. Haftada 3-4 gün girebilirler diye düşünüyorum. Dersleri ne boşlamayacaklarsa tabii. Çünkü çok büyük yararı oluyor benim şahsi kanaatim. En azından hani daha vakıf oluyoruz ve staj dönemini daha iyi geçiriyoruz. Çünkü şu anda staj dönemlerini çok tabiri caizse boş geçiren arkadaşlarımız var mesela. Staja başlıyorlar, ayda bir gidip adliyeye imza atıyorlar, avukat yanında da çalışmıyorlar. İkinci altı ayda bürolara girdiğiniz zaman ofisler tecrübe istiyor. İnsanlar bir boşlukta kalıyor doğal olarak. Bence öğrenciyken çalışmak bunları bertaraf eder. Daha olumlu, daha pozitif yanları mevcut. 3 sene bence makul öğrenciliği yaşamak için. 4. sene de hani başka bir bölüm okusaydık daha böyle şey bir cevap verebilirdim. Hani öğrenciliği daha iyi yaşayalım. Zaten hukuk gibi ciddi bir bölüm okuduğumuz için bence son sene hani mesleğe biraz daha erken atılmanın faydası var. Çünkü staj dönemindeki sorunları biliyoruz, görüyoruz ne kadar çok büyük sorunlar olduğunu. Bunlara önceden vakıf olmak, öğrencilik döneminde bunları yaşamak bence büyük bir avantaj. Yani ben kendi adıma konuşursam avantajını çok gördüm. Staj döneminde daha rahatladım artık. Müsaadeniz olursa bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum. Açıkçası ben bu konuda aynı kanaatte değilim. Elbette ki tecrübe çok önemli. Olmazsa olmaz. Ancak fakülte yıllarından itibaren çalışmaktan ziyade belli bir ofis içerisinde, ofisin bünyesinde faaliyet göstermekten ziyade farklı parametrelerin de olduğu hepimizin malumu. Şayet kariyer planlamanız işte hukuk fakültesinin birinci ve ikinci sınıflarından itibaren belliyse az çok meslekte ne şekilde ilerlemek istediğinizi karar verdiyseniz tecrübeden ziyade farklı alanlarda da vakit geçirilebilir. Ben fakültemin ikinci sınıfından itibaren çalışıyorum. Full time çalışıyorum bu arada yani. Ben sadece bir sene öğrencilik, onun harici hep stajyer olarak çalıştım. Öğrenci stajyeri, yasal stajyeri vesaire. 3 yıl aşkın bir süredir işte bürolar, adliyeler, artık avukatlık namına ne yapabiliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Şayet kendi ofisinizi açmak gibi ya da belirli bir spesifik alanda uzmanlaşmak gibi bir hedefiniz varsa tecrübe çok önemli. Yani o zaman derim ki işte yazın çalışın, kışın çalışın hiç önemli değil. Çünkü atıyorum bana dersin ki startup hukuku ve yapay zeka hukukunda ben bir köşeye kapmak istiyorum dersin. Tamam mı? Bunun için tecrübe sahibi olman lazım, kendini geliştirmen lazım, sürekli bu alanda faaliyet gösteren ofislerde bulunman lazım. Ama bağlı çalışan bir avukat olmak istiyorsan kurumsal bir ofiste tecrübeden ziyade
sosyal hayatı yaşamak gibi, işte yabancı dil alanında kendini geliştirmek gibi farklı durumlar içerisinde de girilebilir. Atıyorum ya da hukuk fakültesinin ikinci sınıfından itibaren, birinci sınıfından itibaren savcılık, hakimlik gibi bir hedefim vardır. Buna bağlı olarak da fakülteden sonra yaşayacağın hayat az çok belli olduğu için, daha çok memur zihniyetinde olduğu için fakülte yılları ve üniversite yılları daha renkli ve daha hareketli geçirilebilir bence. Sıradaki sorumuzu ikinize yönelteceğiz. Fakülte yıllarınıza döndüğünüz zaman iyi ki de yapmışım ve keşke şunu da yapsaydım dediğiniz neler var ya da yapmadığınız neler var? Benim açıkçası ben fakülte döneminde kulüp başkanlığı yapmıştım. Yönetimde de yer almıştım, fakülte başkanlığı yapmıştım. Onu iyi ki yapmışım diyorum. Dezavantajları da oldu. Hani ders konusunda dezavantajları oldu fakat tecrübe, işte kriz yönetimi, organizasyon konusunda çok büyük avantajları oldu bana. İşte geziler, konferanslar, söyleşiler vesaire. Ama çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hani okulda bir okulun imkanını çok iyi kullanmak gerekiyor. Yani o okulun network ise network, işte ders konusuysa ders konusunda imkanlarından maksimum seviyede fayda sağlamak gerekiyor inanıyorum. Çünkü öğrencilik hayatına giden geri dönmeyeceksiniz. Öğrencilik hayatında ne kadar çok fayda sağlarsanız staj döneminde, avukatlık döneminde, hakimlik veya savcılıkta da bundan çok büyük pozitif noktadan yarar sağlayacağınızı düşünüyorum. Aynı zamanda sadece kulüpçülükle değil veyahut da işte derneklerle, işte programlarla, organizasyonlarla değil, şahsi olarak da hukukla işte ilgilenmek, yani öğrenciyken çok hukuk yaşamamanın da çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Öğrencilik hayatıma girsem, hani gene aynı noktada işte programlar, organizasyonlarla ilgilenirdim biraz. Hukukla ilgilenirdim. İşte büyük avukatlar nasıl olmuş? Mesela işte üstadlar var, yazdıkları kitaplar var. Tekrar onları okurdum, bakardım. Hangi yıllardan geçmiş? Mümkün olduğu kadar kendime tecrübe katmaya çalışırdım. Yani böyle yaptınız mı yoksa yapar mıydınız? Ben kısmen. Şöyle, yani ikinci sınıftan sonra bunları çok yapmaya başladım. Yani ikinci sınıfın ortalarından sonra daha fazla bunu arttırırdım. Hani yaptığım dönemde çok şey yaptım. Hani ya acaba çok fazla mı kendimi kasıyorum? Çok fazla mı işte hırpalıyorum dedim. Fakat iyi yapmışım. Şu an düşününce keşke daha fazlasını yapsaydım diye düşünüyorum ben. Düşünmüyor değilim. Bu kadar. Teşekkür ederiz Furkan Bey. Katılıyorum. Ben iyi ki yapmışım dediğim şey acaba ben pişman değilim. Yine olsa yine fakültenin ilk yıllarından itibaren çeşitli ofislerde çalışırdım. Neyi yapmazdım dediğim şeydi de tekrardan çok hadise içerisinde bulundum. Yani az önce bahsettiği gibi işte öğrenci kulüpleri, dernekler, işte hukuk içerisinde hukuk fakültesi öğrencileri için veya meslektaş adayları için birçok programlar, konferanslar vesaire de içerisinde bulunduk ama bunu tekrar eden bazı oluşumlarda, bazı etkinliklerde aktif olarak çok yer aldık. Yani yer almak çok iyi. Yani sizi bile ben hepinizin simasını tanıyorum. Muhakkak bir yere denk gelmişizdir bundan önce. Ama yani birbirini tekrar eden dediğim gibi olaylar için çok yer almak çok da açıkçası yani olmasaydı olurdu. Sosyal hayatımıza daha fazla vakit ayırabilirdik. Yani daha renkli bir üniversite hayatımız olabilirdi. Teşekkür ederim. Şimdi Furkan Bey size bir soru yöneltmek istiyorum. İstanbul Barışı'nda stajyer avukatlık başvurusunda bulunulduğu zaman İstanbul Barışı'nın izlemiş olduğu senden bize biraz bahsedebilir misiniz? Bu konuda İstanbul Barışı üzerinde konuşmak bence yersiz olur. Çünkü bütün baroların aşağı yukarı izlediği yöntem aynı. İzlemiş olduğu yöntem işte çeşitli belgelerin tamamlanması isteniyor. İşte hukuk fakültesi diploması. Gerçi o sırada tam diploma çıkmamış oluyor. Geçici mezuniyet belgesiyle işlemler başlatılıyor. Sağlık belgesi, ikametgah vesaire gibi belgeler isteniyor. Ondan sonra adliye stajı başlıyor. Adliye stajında da adliye bölgesini seçmek size bırakılıyor. Çağlayan, Bakırköy ve Anadolu Adliyesi. Üçünden birini seçiyorsunuz. Oradaki kontenjan durumuna göre belirlediğiniz adliyeye yönlendirebiliyorsunuz. İstanbul'da staj yapanlar için. İstanbul'da staj yapanlar için. Yani şehirlerde zaten muhtemelen nerede staj yapılacağı, hangi adlı olduğu belirtir. Ben Çağlayan'ı seçmiştim. Çünkü ben o sırada Çağlayan'da çalışıyorum. Çağlayan'da bir yerde çalışıyorum. Ama Çağlayan'ın kontenjanı çok doluydu. Şöyle söyleyeyim bu arada detay bilgi. Şu an İstanbul'da stajyer avukat sayısı 5000'i aşmış durumda. Bundan dolayı işte adliyenin stajyer kontenjanı vesaire değişkenliği gösterebiliyor. Bundan dolayı Türkiye'de stajımı başlattı. İlk önce çok ağır ceza savcısının yanında başlattım. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra işte biraz ne yazık ki adliye stajı tam olarak yüklendiği misyonu karşılayamıyor. Yani adliye stajını biraz açıkçası genel hukuki camiye baktığım zaman boş geçtiğini görüyoruz. Adliye stajını belirli bir ofise çalışarak meslektaşları icra ediyor. Ya da hiçbir şey yapmayarak
işte belirlenen günlerde imza atarak adli stajı tamamlanıyor. Bence bu konuda biraz paradan ziyade öğrencilerin ya da stajyerlerin bir yüklemesi gerekiyor. Şahsi çaba gerekiyor dediği gibi. Yani kimse gittiğiniz zaman size oradan tam bugün gelmiyor, sizin gelmenizi istemiyoruz demezler ama genel olarak stajyer arkadaşların işte çalışıyorum, sadece değişim gününe imza atmaya gelsem olur mu tarzında yaklaşımlar olduğu için atli stajı biraz boş geçiyor. Atli stajını dolu geçiren kimseleri görmedim. Hakimlik gibi bir hedefi olan arkadaşlar çalışıyor. Staj dediğimiz ilk 6 ay. İlk 6 ay atli stajı, ikinci 6 ay ofis stajı. İkinci 6 ay da kendi içerisinde 2 aydır. İlk 3 ay, son 3 ay diye. İşte bulunduğunuz ofisin işte kimse imzasını atar, var öyle evraklar gider gelir. İşte ofis stajı başlamış olur. Sonra da staj biter, staj bitirip belgesi imzalanır. Sonra ruhsat başvurusu yapılır. Ben ruhsat başvurumu yaptım. Şu an ruhsat bekliyoruz. Tercihi bir 30-60 gün arasında gelir ama bu dönemde çok bir yılım olmadığı için muhtemelen 25 bin çıkar diye düşünüyorum. Yani o dediğin soru aslında rahatlıkla İstanbul Borsası'nın sitesine girildiği zaman öğrenebilecek bir güzergah. Belli bir rota belirlenmiş durumda zaten. İşte şu belgeleri tamamlamanız gerekiyor, şu tarihte şurada olmanız gerekiyor. Ondan sonra stajyer olarak askıya çıkıyorsunuz. Sonra asker süreniz bitiyor ve adli stajı başlıyor. Hemen peşinde ofis stajı başlıyor. Açıkçası işte bu stajı nasıl başlattığımızdan ziyade nasıl tamamladığımız bence çok kıymetli. Bu anlamda ne yazık ki artık her geçen gün şahsi çabamızı arttırmamız gerekiyor. Çünkü mevcut düzende yalnızca hukuk fakültesi mezunu olmak bazı şeyleri başarmak için yetmiyor. Sıradaki soruyu Kaan Bey'e yöneltmek istiyorum. Türkiye'de stajyer avukatlıkta her geçen gün önem arz eden bir sorun var. Ücret hususu. Stajyer avukat ücret almamalıdır. Şöyle, bu aslında benim çok hassas olduğum bir konu. Bence stajyer avukatların ücret alması kesinlikle gerekiyor. Çünkü avukatların şu noktada bir patron avukatların şöyle bir dediğisi oluyor. Hani stajyerler zaten ilk 6 ayları gereği ofiste çalışamazlar. Sigortaları olmaz vesaire. Avukatlara harçlık vermektir gibi bir durum var. Fakat bu çok böyle hani kanun boşluğunun nefek kullanılması gibi kullanılıyor benim şahsi görüşüm. Sonuçta 10 bin emek stajyerlere Türkiye'deki konjonktürün durumu belli. Türkiye'de stajda, adliyelerde işte imza atılıyor, geliyor. Yani bir fiil hiç kimse bir denetim mekanizmasında olduğunu, stajyerlerin sürekli mahkemelerde, savcılıkta stajyerlere iptal edemez bence, etmemeli de. Stajyerler de bu sebeple ofislerde çalışıyor. Ofislerde sürekli çalışan stajyerin kalkıp da ücretsiz çalışması veyahut da çok az cüzi miktarda bir ücretle çalışması uygun değil. İkinci 6 ayda da aynı şekilde kesinlikle. Yani bence stajyerlerin ücret açısından bir düzenlemeye ihtiyaçları var. Ama en azından asgari ücret gibi. Yani şimdi şöyle, bu sadece stajyer gözüyle de bakmamak lazım, objektif olmak lazım. Patron olmak gözüyle de bakmak lazım. Objektif baktığımız zaman burada hani İstanbul Borsası'nın ya da herhangi bir bağımda çok yapacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada işte Adalet Bakanlığı'nın, Hükümet'in, Cumhurbaşkanlığı'nın bir el atması lazım. Yani devletten denetimi gerekiyor. En azından stajyerlerin çalışmalarına mukabil, çalışmalarıyla orantılı bir ücret almaları gerekiyor şahsi kanaatim. Çünkü stajyerler gerçekten çok kurtulamıyorlar ve okuldaki teorik bilginin pratik bilgiyle uyuşmadığı dönemlerde çok zorluk yaşıyorlar. Benim yaptığım tespitte bu noktada. Adliyelerde, karakollarda vesaire ofis içerisinde çok zorluk yaşadıklarını görüyorum benim şahsi kanaatim. Bu sebeple hani ücret bakımından da çok düşük miktarlara, cüzi miktarlara veyahut da hiç ücrete çalışmaların çok uygun, hakkaniyetli bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Bence hani stajyerlerin çalışmalarına orantılı bir ücret belirlenmelidir. Bu ücret sınırı ne olur, neye göre olmalıdır vesaire. Burada da artık hani devlet mekanizmasının el atması gerektiğini düşünüyorum. Stajyer avukatların ilk 6 ayında ve ikinci 6 ayında stajyerin yetki ve görevleri bakımından ne gibi farklılıklar mevcut? Stajyerin dava alması, davaya girmesi mümkün müdür? Mümkünse hangi şartlardır? Şöyle, stajyerin ilk 6 ayında görev yetkiyle alakalı çok geniş bir yetkimiz yok. Sadece görevli olduğumuz mahkemede dosyalarını inceleyebiliyoruz. Tabii ki savcının ve hakimin onayıyla birlikte. İkinci 6 ayda bazı duruşmalara yetki belgesi alarak girebiliyoruz. Ve bulunduğumuz ofisi tabii ki ofis stajında olduğumuz için daha rahatlıkla görev alabiliyoruz. İcra hukuk, icra ceza, sürü hukuk, asli cezada bir muamma var. Ama bazı meslektaşlar ve ben asli cezaya çok giren stajyer avukat olmuştuk ikinci hafta ayında. Ama almayan mahkemeler de var. O konuda hakim takdirine bırakılmış. Açıkçası hakim takdirinde değil. Yani sulh ceza mahkemesi kapatıldığı için, sulh ceza mahkemesinin görev kapsamı asli cezaya devredildiği için
ve stajyer avukatlar 2. 6 ayında sulh ceza girebildiği için Asya Ceza Mahkemelerine girmesi gerekiyor, benim kanaatim. Ama burada bakanlığın yayınlamış olduğu stajyer avukatlar Asya Ceza Mahkemelerine girebilir şeklinde bazı geri dönüşler var. Hatırladığım kadarıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığında vesaire bu tarz geri dönüşler olmuş. Bana sorarsan Asya Ceza'da stajyer avukatın girmesi gerekir. Çok kez girmişimdir, gelen arkadaşlarımız da mevcuttur. Ama tabii ki orada bir muamma var hakim takdirinde. Stajyer alım konusunda da şöyle, açıkçası ben stajımın ilk aylarından itibaren aynı şekilde Kaan arkadaşımız da bizim işte iletişimde olduğumuz sosyal çevremizden gelen dosyaları çalıştığımız ofis, ofisin vekaleti, çalıştığımız ofis, işte yakın çevremizde bir avukat üstadımız varsa onlara vekalet çıkartarak ve dosyayla kendimiz ilgilenerek çıkarttığımız avukatın vekaletiyle işlem yaptığımız oldu açıkçası benim. Hala daha da yapıyorum. Yani en azından belli bir müddet daha yapmamız gerekiyor gibi böyle gözüküyor. Tanıdığımız, işte güvendiğimiz bir avukat üstadımızla, bir meslektaşımızla üzerine bir vekaletname çıkartarak. Tabii onun da denetimi yasal bir durum. Yani dosyada vekil olarak başka bir avukat gözükebilir ama işte dilekçeleri, ara kararları vesairelerle kendimi ilgilendiğim oldu. Yani dosya alma konusunda stajyerken dosya aldım. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Soruyu ben yine Kaan Bey'e yönelteceğim. Stajyer avukatların haklarını takip eden, gözeten bir mekanizma var mı Baran tarafından? Staj döneminde yaşanan zorluklarda hakkınızı nasıl arıyorsunuz? Şöyle, stajyer hekim birimi vardı Baran'ın. Baran bu konuda ilgileniyor. Hani belirli okullarda stajyerlerle ilgileniyor. Fakat hani burada ilgilenmediğinden ziyade hani yeterli değil mi sonuçta ilgileniyor. Bana göre tabii Baran'la da pek alakalı bir durum değil. Türkiye sistemiyle, Türkiye konjonktürüyle alakalı durum. Bana göre yetersiz. Çünkü burada baronun bir hacmi var, bir gücü var, ulaşabileceği bir yer var. Ama burada Adalet Bakanlığı'nın el atması lazım, devletin el atması lazım. Güzel bir denetim mekanizması olması lazım, stajyerlerin haklarıyla bir fiil ilgilenecek kurumlar, merkezler olması lazım. Baro da gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeterli değil tabii ki benim görüşüm. Çünkü staj bölümünde gerçekten çok büyük zorluklar yaşıyor avukatlar. Avukat sayısının, stajyer sayısının fazla olmasının burada bir dezavantajını görüyoruz biz. Ofis bulmakta zorluk çekiyorlar, ofis bulduktan sonra kötü muameleye maruz kalıyorlar. Kötü muameleden kastım tabii ki herhangi bir fiziki veya bir şey değil ama iş şartları açısından, maddiyat açısından, ücret beklentisi açısından sıkıntı yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Hani biz deneyecek, saklanacak bir durum değil. Bu noktada da hani avukat stajyerlerinin haklarını aramak için baro var, evet başvurabilirler. Belki Adalet Bakanlığı'na yazacaklar. Cimeli yazanlar vesaire. Çok detaylı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kadar sayının fazla olması sebebiyle denetim mekanizmalarının da doğru orantılı olarak fazla olması gerekiyor. Ya da bu işe ilgilenecek kurumların veya o kurumların, departmanlarının da ona mukabil artması gerekiyor. Fakat Türkiye'de böyle bir durum yok. Maalesef bu noktada da sıkıntılar yaşıyoruz. Hak arama olarak da dediğimiz gibi stajyerler bir sorun yaşadığı zaman baroya gidiyorlar. Hangi şehrin barosunda olursa oradan yardım istiyorlar. Yani. Öyle bir durum yaşıyoruz. Buraya bir ekleme yapacağım çok kısa. İstihbarat borusunda özellikle hani, tabii ki ben de yeterli olma noktasında katılıyorum. Ama stajın ikinci haftaya geçerken staj eğitim merkezinde 3 haftalık 4 haftalık bir eğitim var. Ben bu malum pandemiden dolayı onu online almak zorunda kaldım ama benden önceki ve benden sonrakiler staj eğitim merkezine giderek bu eğitimleri yapacaklar. Staj eğitim merkezinde bulunan ve baro bünyesinde faaliyet gösteren avukatların açıkçası bana bir teşekkür ederim. Ben kendilerini çok başarılı buluyorum. Özellikle İstanbul Barosu'nun staj eğitim merkezinin mevcut diğer barolara ziyade daha aktif bir şekilde rol oynadığını söyleyebilirim. Yani diğer barolardan çok fazla ben test etme fırsatım olmadı. Aydın Barosu biliyorum bir oran olduğum için. Onlar da ilgileniyorlar. Ama İstanbul Barosu da hakikaten benim bildiğim kadarıyla ilgili. Evet, evet. Yani ben İstanbul'da çok da zorluk yaşamadım. Ama hani onların da belirli bir hacmi var. Onların kesinlikle. Ben sadece yani stajyerin hakkını savunmak konusunda çok girmeyeceğim ben şu an. Ama staj eğitim merkezinin çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Biz de sizin önerinizi bekliyoruz. Sorun Sultan Bey size. Stajyer avukatların çalıştığı yerlerde patronların müvekkilleri iletişimini kısıtlıyor mu? Patronların stajyerler için acaba müvekkillerimi elinden alır mı psikolojisi mevcut mu? Açıkçası 5 tane ofiste çalıştım. 5-6 tane ofiste çalıştım. Hiçbirinde böyle problem yaşamadım ama bu soru aslında şununla alakalı. Tamamen ofisteki kurucu avukat veya yönetici avukat artık kimse onunla aranızda bulunan güven ilişkisine dayalı olan bir durum. Yani eğer bünyesinde çalıştığınız ofiste belirli bir hatır görün ilişkiniz varsa, belirli bir güven ortamı oluşturulmuşsa müvekkillerle alakalı olan görüşmede girmenizde açıkçası herhangi bir problem olmaz. Hatta
ofis sahibi bizzat yani müvekkillerle alakalı olan görüşmeye sizin gelmenizi ister. İşte müvekkil toplantılarında, görüşmelerinde sizin bulunmanızı ister ki yani zaten stajının da mantığı budur. Ama o dediğim gibi yani piyasanın işte %70-80'inde böyle bir durum yok onu söyleyeyim. Yani tamamıyla güzel ilişkisine dair bir durum. Ben burada bir ek parantez için benim bu konuda çok avantajım oldu çalışma ofiste. Hani bu yüzden öğrencilikte ne tavsiye ettim. Öğrencilikten beri aynı ofiste çalıştığım için o güven ilişkisi için o güven ilişkisini artık tahsis etmiş durumda evet. Bulunuyorum. Ben mesela ilk çalıştığım dönemde daha öğrenciyken bile müvekkil görüşmelerine girerdim. İşte müvekkiller nasıl görüşülür? İşte ücret tahsis edeceğim, nasıl söyleyeyim? Bu çok soruldu mesela. Çoğu arkadaşıma gördüm. Büroyu kuruyorlar. Müvekkiller işte ücret tahsisinde sıkıntı yaşıyorlar. İşte konuşma aşamasında problem yaşıyorlar. Evet. Bunun işte konuşmayı bilmemek değil, ilişki diksiyonu hitabetiniz olabilir. Fakat usulü bilmek burada önemli. O usulü ben öğrenmiştim. Stajyerimde de zaten hala yaşıyorum onu. Ofisin stajyere kattığı önemli burada kesinlikle. Yani sizin takip elemanı gibi işinizi icra etmeniz var. İşte şunu yapayım, bunu yapayım demek var. Ve veyahut da sizin algılarınızın açık olması. Çok şey olduğum algıların açık olmasından kastım bizim burada Furkan'ın ya da benim işte bunu yapabildiğimizi iddia etmiyorum. Fakat gördüğüm gözden neticesinde bunu söyleyeyim. Sizin burada algılarınızın açık olması, buna iyi işte izleme şansınızı elde etmeniz. Ofisin size bu imkanları sağlaması da çok önemli. Yani ofisin sizinle olan güven ilişkisinin sağlam olmasının, müvekkil görüşmelerine katmasının, dosyayla alakalı bilgi vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi stajyer sayısının fazlalığı da burada bir dezavantaj yaratıyor. Çoğu ofis bunu yapmıyor açıkçası. Evet, yani ben var. Bir de şöyle bir durum da var. Yani müvekkil toplantısına girmenin açıkçası şöyle bir avantajı var. Mesleğe başladıktan sonra umarım hepiniz de görürsünüz. Toplumun her kesimine hitap etmek bizim meslekte çok önemli. Tabiri caizse nabza göre şerbet bizim meslekte çok önemli. Yani kiminle nasıl konuşacağı bilmek bizim meslekte çok önemli. Bundan dolayı olabildiğince müvekkil toplantılarında yer almak hakikaten kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çoğu ofiste böyle bir toplantı ortamına stajyerler dahil edilmiyor. Açıkçası çok olumlu bir gözle bakmıyorum. Yani eğer ofisin sahibi stajyeri o toplantıya aldığı zaman o stajyerin toplantıda bulunan müvekkille daha sonrasında bir vekalet ilişkisi olabileceğine ihtimal veriyorsa zaten bu da kendisi olan güvenini ortaya çıkartır. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinize bir soru yöneltmek istiyorum. Hukuk fakültesi mezunu bir öğrenci için yabancı dilin önemi nedir? İş hayatında ne gibi fayda sağlar mı, sağlamaz mı? Şimdi şöyle, yabancı dil gerçekten günümüz jenerasyonunda çok önemli. Çünkü daha global bir çağdayız. Yabancı dilin önemi gitgide artıyor. Artık bazı ofislerde hani İngilizce biliyor musun değil, İngilizcenin yanında ne biliyorsun? Yani zaten onu bilmen lazım gibi bir bakış açısı var. Fakat Türkiye'de hukuk branşı adına konuşmak gerekirse eğer uluslararası bir ofiste çalışmıyorsanız, yani uluslararası davalarla ilgilenen veya da gemi ticareti, deniz ticaretiyle, gemicilikle alakalı davalarla ilgilenen bir büroda çalışmıyorsanız, yabancı dilin çok olmazsa olmaz noktada önemli olduğunu düşünmüyorum. Katiyen olacak deneyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu biraz da kişinin ilerlemek istediği alanla alakalı. Mesela ben neyle ilerleyeceğimi, ne yönden ilerleyeceğimi, ne şekilde ilerleyeceğimi biliyorumdur. Diyelim ki ben avukat olmak istiyorum. İşte benim avukatlığım şu noktada olacak, şu davalara bakacağım. Buna yabancı dil gerekiyorsa kendimi o alanda geliştiririm. Gerekmiyorsa geliştirmem. Ama genel çapta baktığımız zaman yabancı dilin bazı partner sistemi dediğimiz sistemle çalışan, uluslararası platformda çalışan bir olana göre çok daha önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası benim şahsi kanaatim. Ama bu tabii ki de yabancı dil hiç olmasın veya demek değil. Daha objektif bir yorum belki. Yabancı dil elbette ki çok kıymetli. Yabancı dil bilinmesinde herhangi bir zarar elbette ki olmaz. Açıkçası yalnızca yabancı dilin seviyesine göre belirli bir ofiste çalışma durumu yaratılıyorsa ben buna çok hoş bakmıyorum. Yani işte advanced seviyesinde misin, tam o zaman seni işe alalım dendiğinde bence kişi çok iyi İngilizce biliyorsa ya da çok iyi artık hangi yabancı dilse çok çok iyi olsa bile orada çalışmayı tercih etmemeli. Çünkü böyle bir talebin yöneltildiği zaman şunu görüyoruz. Çeviriyorlar. Partners vesaire dediğimiz sistemde şimdi adam tercümana vereceği ücretle stajyer avukatı birleştiriyor. Ne yapıyor? Tercüman o ücreti vermiyor. Zaten işte yabancı dil bilen stajyeri alıyor. Stajyer avukata verilen ücretler zaten ortada. Bu şekilde kendi ihtiyacını karşılamış oluyor. Herhangi bir işte iş başvurusunda bulunurken işte İngilizcesi çok iyi olan stajyerler bize başvursun deniyorsa ve İngilizceniz çok iyiyse ona başvurmayın.
tercih etmem. Çünkü size orada stajyer avukat misyonu yüklenmeyecek, tercümanlık misyonu yüklenecek. Elbette ki İngilizce çok önemli, elbette ki öğrenmeliyiz. Sonuçta kendi ofisimizi açsak daha iyi, yani İngilizce bilgi çok kıymetli. Belki yarın bir gün uluslararası hukuk alanında kendimizi geliştireceğiz ya da deniz hukuku çok iyi bir örnek. Bu alanlarda çalışmak istiyorsak yani yabancı da olmazsa olmaz. Açıkçası ben globalleşen dünyada İngilizce harici başka bir dilin var olması kanaatindeyim. Bence İngilizce hepimiz bilmeliyiz. Yani yaşadığımız dünya bunu gerektiriyor. Ama bana sorarsanız İngilizce tabii ki çok önemli. Olmazsa olmaz değil. Bana sorarsanız eğer kendi ofisinizi açacaksanız ya da belli bir alanda bir köşe taşı olacaksanız İngilizce'den ziyade tecrübe daha kıymetli yani. Teşekkür ederiz. Kaan Bey, bizi izleyen hukuk fakültesi öğrencilerine stajyer başlayana kadar öğrencilik hayatını nasıl geçireceklerini tavsiye eder misiniz? Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Öğrencilerin Türkiye'de ciddi anlamda meslekten yoksun olduğunu düşünüyorum. Ben de Avrupa'daki öğrencilere göre gelişmiş ülkelerde gelişmiş diyet ettiğimiz ülkelerin öğrencilerine göre ciddi anlamda destekten yoksunlar. Bu destek sadece maddi açıdan olan bir destek değil. Yönlendirme konusunda manevi açıdan olan bir destek aynı zamanda. Çünkü hukuk fakültesi okuyan öğrencilerin de hukuk kazanmış, iyi bir puan yapmış. Fakat okul bitene kadar ne yapacağını bilemiyor. Ne olacağını bilemiyor. Hatta benim şununla alakalı bir anekdot anlatayım. Ben ilk birinci sınıftayken hukuk başlangıcı dersinde, ilk dersimde hocamız çıktı derken herkes ne olmak istiyor? Herkes evlilik kaldı. İşte avukat, hakim, savcı. Hocamız da dedi ki neden noter olmak istemiyorsunuz? Hepsinin dedim ayette yazdığı var. Baktım bütün sınıf hemen fikir değiştirdi. Noter olmak isteyen kimler? Herkes ev kaldı. Biz noter olmak istiyoruz diye. İki anlamda şu alanda ilerlemek istiyorum dediklerini işte veyahut da bunu diyebilmeleri için doğru yönlendirdiklerini ben düşünmüyorum. Ama hani internet çağında yaşıyoruz. İşte daha teknolojik bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar biraz hani şahsi anlamda bunları çözebilirler. Benim tavsiyem bu noktada öğrencilere hani şey vermek haddime değil belki ama bilgiyi gördüğüm kadarıyla tavsiyem mümkün oldukları kadar kendi yetenekleriyle doğru orantılı bir yer seçsinler. Yani ben işte çok fazla saha diye adettiğimiz işte alanda koşturmayı, oraya buraya gitmeyi sevmiyorum. Ben daha çok masa başı, dilekçe vesaire diye düşünüyorsa hakimlik alanı başı yapabilir. Veyahut da partner sistemli bir ofiste avukatlık icra edebilir. Ama işte ben koşturmayı çok seviyorum. İletişimsel yeteneklerim kuvvetli, bunları kullanmayı seviyorum diyorsa hakimlik yerine, herhangi bir meslek yerine serbest avukatlık tercih edebilirler. Yani kişisel yeteneklerine doğru orantılı bir alan seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bir de öğrencilik hayatlarına boş geçirmemelerini düşünüyorum. Yani sınavlara çalıştık, sınavlar bitti, o sınavdan sonra rahatız gibi bir bakış açısı yerine benim şahsi görüşüm kitap okumanın çok önemli olduğu. Çünkü bizim sistemimizde kitap okumaya yeteri kadar değer verilmiyor. Hani ortaokulda sınavla boğuşuyoruz, lisede sınavla boğuşuyoruz, üniversiteye geliyoruz, orada başka bir şey çıkıyor. Yani bir bahane sürekli mevcut oluyor maalesef. Burada kitap okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kitap okuyarak hem diksiyon konuşma açısından hem düşünce ufuk açısından farklı noktalara erişebiliyoruz. Keza bir hukuk fakültesi öğrencisine, hukuk fakültesine gelene kadar çok kitap okumuş olması, hukuk kitaplarını okuduğunda da ona çok büyük yarar sağlayacak. Yoksa hani direkt yürümeye başlamadan koşmaya çalışmak gibi bir durum olur bu. Da çok büyük dezavantaj getirir. Bence kitap konusunda, kültür sanat etkinlikleri konusunda ellerinden gelenlerini yapsınlar. Ama tabii kültür sanatta da onların da haklı serverişleri oluyor. İşte pahalı deniliyor, tiyatrolar vesaire, müzikaller. Orada artık ellerinden geldikleri ölçüde ekonomileriyle mantıklı bir şekilde kendilerini geliştirmeye çalışsınlar bolca. İnternetten maksimum seviyede branşlarıyla alakalı verim alsınlar. İşte başarılı avukatlar takip edilsin. Nasıl yapmışlar, neler yapıyor. Hatta başarılı hakimler, savcılar, başarılı atletikler işler kendi branşlarında. Bakılsın, hani başarıdan kastım sadece sosyal medyada işte takipçisi olması vesaire de değil. Desteğine verdiği önemli itibariyle. Benim bu şekilde tavsiye ederim mevcut. Bunda belki eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani, açıkçası şöyle bir ekleme yapacağım. Fakülte öğrencilerinin en başından itibaren kendilerine ne olacağım sorusunu sorması lazım. Kendi yetenekleri az önce çok araya bölmek istemedim ama kendi farkında olmanız lazım. Yani kendi yeteneklerinizin bilincinde olmanız lazım. Çok iyi hukuk bilebilirsiniz. Hukukçu olabilirsiniz ama çok iyi hukukçu bence çok iyi avukat olamaz yani. Yani her çok iyi hukukçu çok iyi bir avukat değil, avukattır diyemem açıkçası. Tabii ki hukuk bilgisi, teori bilgi çok önemli. Ama pratik anlamda çok iyi avukat olmanız için bazı yetenekleriniz olması gerekiyor. Teori bilgi tabii çok kıymetli. Bütün avukatların belli başlı genel geçer şeylere hakim olması gerekiyor. Ama
iyi bir hukukçu, kesinlikle çok iyi bir avukattır diyemem. Bundan dolayı kişisel yeteneklerinizin çok farkında olmanız gerekiyor. Şunu ekleyeceğim bile, açıkçası işte bu tarz etkinliklerde, konferanslarda, kulübü, hukuk kulüpleri, hukuk dernekleri vesaire işte meslekte çok başarılı, belirli bir noktada yer alan, Kaan'ın da ifade ettiği gibi işte partners usulü, partner sisteminde çalışan şirketlerin, hukuk firmalarının, avukatlık ofislerinin artık her neyse kurucuları hep tanıtılıyor öğrencilere. Hep bunlar gösteriliyor. Ama öğrencilere işte Bakırköy Adliyesi'nin karşısında bulunan apartmanda eksi ikinci katta hayata devam etmeye çalışan avukat gösterilmiyor. Yani bundan dolayı da öğrenci arkadaşlar mezun olduktan sonra bazı şeyleri kolay elde edeceğini sanıyor. Evet, çok göz korkutmak istemiyorum. Çok göz korkutmak istemiyorum ama hakikaten meslek şu an kolay değil yani. Sadece ara buluculuk yaparak saati olarak kendini rahatlatmaya çalışan meslektaşları görüyorum. Yani ara buluculuk ücretleri falan çok girmeyecek. Ya da yalnızca işte meslek 1-2 senesinde CMK yaparak, adli yardım yaparak idame ettirmeye çalışan meslektaşlar görüyorum. Yani hakikaten kolay değil. Çünkü işte öğrencilere biz, bizim dönemimizde de böyleydi. Sürekli böyle isim yapmış profesörler, ismi olan avukatlar hep tanıtıldı. Ama bu zahmet delik alanı gösterilmiş. Tabii, ne şekilde oraya gelmiş? Yani bu sürekli olarak fakültede öğrencilere işte derneklerle, kulüplerle gösterilen piyasanın %5'i %10'udur yani. Geri kalan durum hiç gösterilmiyor. Yani dediğim gibi 8. katta 5 metrekarelik odasında işte bir şeyler yapmaya çalışan adamı görmüyoruz. Yani bundan dolayı fakülte mezun olduktan sonra çok kolay bir hayat beklemiyor bizleri. Bundan dolayı da yani işte sadece bu profil gösterildiği için, bu rol model alındığı için işte kişi zaten ilk 6 aylık stajım imza atayım gideyim. İşte fakülte yıllarındayken derslerime yöneleyim. Ortalama benim için çok kıymetli. Vesaire gibi düşünüyorum. Açıkçası ben ortalamanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama buraya çok girmeyeyim. Ya da işte 2. 6 aylık stajda da tanıdığı bir avukat vardır. İşte imzasını alır. Ondan sonra hemen ofis açar. İşte bu zihniyetin ofis açtıktan sonra yaklaşık 5-6 ay sonra ofisi kapattığını görüyoruz. Ofis açıp kapatan çok insan tanıyorum, çok insan biliyorum. Böyle genel bir hata var. Kendinizi %100 geri almadıktan sonra somut adımlar atmanın çok sağlıklı olmadığı garantiliyim. Biz üniversiteye başladığımızda çok farklı eğerlerle bunu yaşıyoruz. Hani Cem Yılmaz'ın da vardı, itiraz ediyorum Sayın Yerbiç muhabbeti vardı. Gerçekten kolay bir bölüm değil. Bu hani şey kırmak veya olumsuz noktadan bakmak değil. Ama hani doğruya doğru. Ülke konjonktürü belli şu anda. Ne şekilde hareket ettiğimiz belli. Yani o başarılı kişilerin geçmişlerinde de çok büyük mücadeleler tabii ki onlara bakmak lazım. Sadece hani bugün anlatılmasını ben çok doğru bulmuyorum. Evet şu an başarılıyım. Çok büyük ofisim var vesaire. Fakat hani mesleğe başladığımız zaman o yüze vurulan bir tokat gibi gerçek durumuna çarpıyor. Çok zor durumlarda olan avukatlar da var. Ha, ama şuna inanmıyorum. İşte avukatların işte çok açız, sıkıntılı muhabbetine ben inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de niye baktığından belki adam vuruluyor. İşte laboratuvar ülkesi çok fazla bir sosyal yükü var. Tabii ki. Dosyalar belli. Hani gerçekten az buçuk kendileri geliştiğini, ben açıkçası bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir ekleme yapmam lazım. Elbette ki açıkçası lise yıllarından itibaren bir TMC için en çok tercih edilen bölüm hukuk fakültesidir. Yani bir lise sınıfında 40 öğrenci varsa 20'den fazlası hukuk ister. Aynı zamanda işte bir sayısalcı için tıptır. Şöyle bir ekleme yapacağım. Gerçekten bizim mesleğimizde hukuk fakültesi mezunlarında işte noter, hakim, savcı, arabulucu, ne bileyim işte hukuki danışmanlık hizmeti veren avukat ne olursa olsun açıkçası aynı tabiri devam etmek istiyorum. Aç kaldığını görmedim. Yani ben aç avukat görmedim ama şunu söyleyeyim, sürünen çok avukat gördüm yani. İşte meslektaş adayı öğrencilerimizin, öğrenci kardeşlerimizin de bunu bilmesini istiyorum. Kolay değil. Aşağı yukarı her meslek. Yani her meslek. Sadece her meslek. Yani bir sıkıntı yaşayacağız. İlk 5 senelik çok sancılı bir süreçtir. Yani öyle güvendiğiniz, müthiş bir çevreniz yoksa çok zordur. Yani bizim meslek açısından da çevre işi, ona da bilmem lazım. Önünüze dosya geliyorsa, o dosyadaki zaten maktul bir rota vardır. Ne bulması gerektiğini çok bellidir ya da ofisinizde aynı konuyla alakalı birden çok dilekçe olduğu için antit kısmını değiştirip iletebilirsiniz. Ya da işte önünüze gelen dosyayı çözebilecek avukatı bünyenize alırsınız. Bizim meslekte çok önemli. Şöyle bitirmek istiyorum programı. Açıkçası az önce dediğimiz gibi İşte bütün hukuk fakültesi öğrencilerinin tabii ki hukuki bilgisi çok önemli. Hukukçu olmak bir kere çok kıymetli. Her ne kadar bizim ülkemizde bu böyle nitelendiriyor olmasa da bana göre çok kıymetli. Değeri arttığı için gösterilen saygı azalmış olabilir. Ama ben buna katılmıyorum.
avukatlık anlamında konuşmam gerekirse öğrencilerim veya işte mezunlarım yani hakimlik, savcılık, işte hukuki danışmanlık, bağlı avukatlık vesaire düşünüldüğü takdirde kendisinde bulundurduğu yetenekleri ve kendi mizacının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çünkü ben avukat olunmaz, avukat da olur diyorum ve avukat da olduysanız elbet bir gün 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra hakikaten isminizden söz ettirebildiğiniz bir mertebede olacağınıza inanıyorum yani. Şu an eğitimine devam eden bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak staj adımını nasıl atmalıyım? Yani aşamaları nasıl başlamalıyım? Aynen, resmi döneme başlamadan sizin gibi aslında nasıl atmalıyım? Öncelikle bunu neden yapmak istediğinle alakalı. Yani sen öğrenciyken neden staj yapmak istiyorsun? Yani ne olacağım sorusunu sordun mu? Yani rotan belli mi? Eğer niye yapmak istiyorsun? Yani. Niye yapmak istiyorsun? Yani dediği gibi. Eğer öğrenciyken olmazsa olmaz seni mezun olduktan sonra mevcut, mezun olmuş stajyerlerin veya mevcut, mezun olmuş avukatların önüne atabileceğine inanıyorsan, bu konuda %100 eminsen, öğrenciyken staj yapmaya gerek, işte staj yapacak ortamı sağlayabilirsin. Bunu sağlamak da işte nasıl olabilir? İşte İstanbul Arası'nın bilgi havuzu var. İşte öğrencilerin ilan paylaştığı, işte LinkedIn'de paylaşabilirsin. Ya da işte hukuk kulüplerinde, hukuk derneklerinde işte misafir olarak alınan, işte konuk edilen şahıslara böyle bir talebin olduğunu iletebilirsin. Mesela bugün bizi gördün, bize iletebilirsin. Eğer bizim ofisimizde böyle bir ihtiyaç varsa alırız, olmazsa ihtiyaç olan bir ofis var mı onu araştırırız. Ya da bu şekilde ilerleyebilir. Ya da muhakkak işte bir de zaten artık avukat adedinden de ailende, akrabalarında veya sosyal çevrende ulaşabileceğin biri varsa onlara rica edebilirsin. Açıkçası hani eğer hedef netse öğrenciyken staj yapmak mantıklı. Ama onun haricinde bir kişinin de en güzel yılları üniversite yıllarıdır. Bunun da heba edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bunu da ifade edelim yani. Ya benim de aşağı yukarı hani demişler işte amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez misali. Orada bir amacın varsa her rüzgarı bir şekilde lehine kullanırsın. Böyle bir talebin varsa bunu bulursun yani. Yani kulüp veyahut da dernek veyahut da belirli sosyal platformlarda çevrelerde aktifsen bu network ile çağırdığın işte avukatlar, patronlar, ofis sahipleri vesaire bunlarla diyalog edip onlar da çalışabilirsin. Çevrende var olan potansiyeli kullanabilirsin. Hadi diyorsan ki benim bu konuda eksiğim var. İstanbul Barosu'ndan yardım bilgi alabilirsin. Bilgi havuzunda var. Bilgi havuzundan yardım alabilirsin. Yani bir şekilde ben bunu sağlamasını düşünüyorum. Yani şu anda staj yapılacak ofislere ben ulaşmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ulaşmak kolaydır ama talep ettiğin şeyi görmeyebiliriz. Tabii yani orada ya, seçimler yoksa, olur evet. Yani. Yoksa yani değil. Açıkçası tamam staj yapmak istemini anlayabiliyorum. Ama sen ikinci sınıftasın, üçüncü sınıftasın neyse aldım seni ofise. Hadi al kızım şu istinaf tercihsini yazmışa demez ya. Tabii tabii. Ama yani dediğim gibi ilk etapta ofisin ihtiyacı tabii gözetilir onu söyleyeyim. Yani takip elemanı sıfatını çok sevmiyorum ama bu arada takip elemanları da stajyer avukatından fazla maaşlıdır yani. Evet. Yani baktığınız zaman stajyer avukata takip elemanlara verilen değer verilmiyor aslında bu ülkede. Ararsanız bulursunuz arkadaşlar ama yani olmazsa olmaz. Eğer dersen ki ben ne olacağım sorusunu kendime sordum ve net bir hedefim var. Buna ulaşmak adına da öğrencilik yıllarından itibaren çalışmam gerekiyor ki kendimi diğer mezunların önüne atayım. O zaman çalışmak makul. İşte dediğim gibi sosyal çevre, işte dernekler. Yani bunu sadece rekabet olarak da düşünüyorum. Çünkü ben ona inanmıyorum. Kişinin en büyük rakibi kendisidir. Önceki hali, hani işte eski halim ve yeni halim olarak değerlendir bence. Kendini gerçekten tatmin edeceğini düşünüyorsan, kendini güçlendireceğini düşünüyorsan, geliştireceğini düşünüyorsan bence kesinlikle yapmalısın. Ha, ama şöyle bir olay da var. Mensup bulunduğun bürünün de anlayışlı biri olması lazım. Çünkü bu fakültesi zor bir fakülte hakikaten. Yani bu X üniversitesinde de olsan, Y üniversitesinde de olsan arada öyle dağlar kadar bir fark yok benim şahsi görüşüm. Zor bir fakülte. O fakültedeki senin sınav dönemlerine riayet etmene saygıyla yaklaşması lazım ofisin. Mesela ben çalışırken 10-15 gün izin aldım oluyordum. Hani işte sınav dönemi var diyordum, bana bir şey demiyorlardı. Çalışıyordum. Yani sonra anlayışlı olması lazım da dersi derste dinlemek önemli. Çünkü orada hoca ders dışında belki size tecrübesini anlatacak. Belki bir konuyla alakalı. Mesela ben birinci sınıftayken anayasa dersime Meltem Canikloğlu gördüm Meltem Hoca. Derslerin akabinde dersin bitmesine yakın hemen şey anlattık mesela. Bir hayat tecrübesi, işte damada ne yaptık vesaire. Bunları ben şu an düşününce önemli olduğunu düşünüyorum. İyi ki bunları yapmış diyorum. Dediğim gibi bu planlamayı iyi ayarlarsanız bu da zor bir şey. Farkındayım ama hani dersten sonra çalışılabilirse aynen. Okulda. Okul ofisi aynı anda götürmek çok önemli. Evet, yapılabilirse evet. Mantıklı değil. Dediğim gibi yani bir de bizde de ceza olsun, ceza özel
ve ceza genel işte derslerini Ersen Şen giriyordu. 15 dakika 20 dakika ders yapılırdı. Geri kalan bütün vakitlerde işte hukuki tecrübesi işte. Çok önemli Ersen Hoca'nın tecrübeleri de. Yani işte biz her akşam haber tüketini izliyorduk ama sabah onu birebir de dinlemek tabii daha tatlı oluyor. Daha perdeler arasında bir şeyler anlatıyor tabii derste. Yani. Orada tabii daha rahat konuşma imkanımız oluyor. Yani açıkçası öğrenci yıldan itibaren işte ne bileyim üniversitenin bu güzel yıllarını yaşamak yerine illa çalışamıyorsanız da çalışacak yer bulunur yani. Ben çok engelleri teşkil ettiğini düşünmüyorum. Hani biraz yoğun olmak. Yani biraz da anlaşmaya göre yani derseniz ki işte ben günde haftada iki gün sadece vakit ayırabiliyorum. Ona müteakip borsu bulunabilir. Zaten sizin herhangi bir maddi maliye çok büyük bir kendiniz olmayacağı için de işte hem ofise ihtiyaç hem ofise ihtiyaçlarına cevap verilebildiği işte adliyenin kalem işlerine, ara kararları yerine getirilmesi vesaire. Hem de sizin fayda sağlayabileceğiniz ofislerde bulunmanız gerekebilir. Yani bu tarz bir durum oluşturulursa daha faydalı olur. Çünkü onun haricinde gittiğiniz ofislerde, hele ki öğrenciyken gittiğiniz ofislerde yani çok büyük bir olasılıkla icra dairesinde sıra beklerken kendinizi bulabilirsiniz ve bu size hiçbir şey katmaz. Evet, ama meşguliyetten her zaman iyidir. Yani meşguliyeti olan insanın da böyle daha sıkıntılı, yani zor yollara da bulaşmayacağından eminim. Meşgul etmesi kişinin yararlı anlamda kendini meşgul etmesi önemli bir şey. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aile Medeniyetler Akademisi Kulübü'nü takip etmeyi unutmayın. Bizi atıyorlardı. Dediler ki işte... Ya oğlum dur Ergenekon'a girmişsin ya. Ben çıkmak istemiyorum. Tamam ne oldu?